War Soccer Champs'te 100 yıllık kariyerimizde Karabağ ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sana beraber yeni sezonu geçeceğiz. Bu sezonu tamamlayacağız. Yeni sezonda yeni bir kadro oluşturup daha da güçlendirip hedefimiz olan Avrupa'da bir kupa kaldırmak olan görevimizi başarıyla tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Olmasa da takımı en iyi şekilde bırakıp yeni bir kariyere devam edeceğiz. Hedefimiz biliyorsunuz 100 yıl tamamlamak olacak. Bunu sadece videolarla yapmaya çalışıyoruz. Bir önceki bölüm gerçekten nefes kesmişti. İzlemeyenleriniz var ise bir önceki bölümü izlerseniz ve sonrasında bu bölümü de devam edebilirsiniz veya bundan sonra izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubuna denk gelmiştik. Real Madrid, Arsenal ve Leipzig'li gruptan son maçta kazanamadık. Berabere kalsak bile çıkıyorduk. Az daha maalesef o maçı kaybettik ve çıkamadık. Arkasından Avrupa'ya yine maalesef avlatmış olduk. Zorlu bir gruptaydık. Hedefimiz oradan normalde 0 puan beklerken yani son maçta çıkıyorduk az da. Onun dışında takıma muhteşem transferler yaptık. İşte hemen kadromuzu görelim. Endri'miz, Alexander Sørloth burada var. Timo Werner'imiz var. Gerçekten muazzam bir kadro oluşturmuştuk. Gençler ve tecrübeliler ortak 24.8 milyon euro kadromuz var. Bu bölümde hızlı bir şekilde bu sezonu tamamlayıp yeni sezona geçmek istiyorum ve orada da Avrupa Ligi'ndeki yeni takımımızı bir görmüş oluruz. Bugün yine güzel ve uzun bir bölüm izlemek olacak. Beni ilk defa izliyorsanız kanala abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Videoya like atarak ekstra destekte bulursanız sevinirim. İlerleyen zamanlarda değil çok kısa bir zaman içerisinde artık neyse manyak videolarla karşınızda olacağım. Şu an ayarlamaya çalışıyorum. Son detayları ve arka arkaya süper videolar gelecek diyorum. Başlıyorum artık. Hadi bakalım hayırlı olsun. Karabağ ile sesi kısalım. Evet. 5-1, 6-1. Neftçibakü'yü 6-1'e geçiyoruz. Çok iyi oldu bu bizim için. Hırsızlık. Bak sakatlanmış. Hemen oraya bir Fermin Lopez alalım. Aslında Lind de oynar ama Fermin Lopez mi daha iyi? Yok. Lind daha iyi abi. Kenan da var da Kenan'ın şutu bir tık düşük abi. Başka da eksiğimiz yok. Ligde artık ofansif oynayabiliriz. Hızlı bir şekilde ligimizi tamamlamaya geçelim arkadaşlar. Tofik Bahramoğlu'yu, Sumgayet'i, Alexander Sørloth ve Juninho'nun golleriyle yeniyoruz. Enix Kabore tamamdır. Hemen gelsin buraya. Rod değil pardon. Sabek Kabore'ymiş zaten ilk 11'imiz. Faya Ganyavi inanılmaz bir alternatifli kadromuz var arkadaşlar. Bu da ekstra bizim için güzel oluyor. Yeni sezonda ciddi satışlar bekliyorum. Potansiyelli oyuncularımız var. Güzel teklifler gelecektir diye tahmin ediyorum. O gelen teklifleri satıp takımımızı iyice coşturacağız. Daha da kaliteli hale getireceğiz. Karabağ ile artık yavaştan da yani bir kupa kazanmamız gerekiyor. Yani kupa olmasa bile Avrupa'da güzel işler yapmamız gerekiyor. 2 veya 3 sezonumuz daha var sonrasında artık yeni takım bakmaya başlayabiliriz bence. Bu arada rahat galibiyetlere devam ediyoruz. Ben anlatıyorum. Siz skorlara odaklanın. Takım şov yapıyor. 2-0'da burada iniyoruz. Rahat bir galibiyet daha geldi. Sabah FK'ya karşı oynuyoruz. Yeni bir telefon aldım arkadaşlar. Ondan dolayı şu anda o kadar hızlı gidiyor ki her şey. Evet Karabağ Rüyalar Ligi'ni fethediyor diyor. Devam. Yeni telefonu aldım işte ondan dolayı yeni videolar, bomba videolar gelecek çok yakında arkadaşlar. Evet, Karabağ'da artık alıştığımız bir animasyon diyelim. Kupayı yine kaldırıyoruz, müzemize götürürüz. Tek mağlubiyetimiz var. Hendrik çıkıyor, Kenan Yıldız'ı tekrardan buraya alalım. Bah orada takılsın. Başka burada da herhangi değiştirebileceğimiz bir şey var mı yoksa şunu şöyle yapsak tamamdır. Devam hocam, Kapaz deplasmanındayız. Takımımız bu lig için artık çok çok üst düzey. Of. 7-0 geldi Kapaz deplasmanında. Önemli bir galibiyet alıyoruz. Ah şuralarda çok erken elendik abi ya. Avrupa Ligi'nde de gidemiyoruz ki biz. Ligi kazandığımız için direkt Şampiyonlar Ligi'nde buluruz kendimizi. Bu da bizim için ekstra bir dezavantaj olabiliyor arkadaşlar. Olacaktır. Bu sene tam sınırdaydık. Artık yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkabilecek kalitede bir kadromuzun oluşacağını düşünüyorum. Yani şu anda neredeyse 4 yıldızlı bir takımız. 3.5-4 arası. Ortalamamız 84 yıldızlı olabilir. Aynen 4 yıldızlı bir takım olmuşuz artık. Yeni sezonda 4.5'a doğru kayacağız. 4.5 olmamız çok zor. Takımımızın ciddi bir yükselişe geçmesi gerekecek. Ama işte şöyle bir tekrardan bir göz atalım. Tesislerimize. Ganyavi, Rivazillo, Medina çok iyi gelişti. Hendrix, Faye, Kenan, Enri'miz var. 99 potansiyel. Güzel oyuncularımız var buralardan. Yani yeni sezonda en az bir 60-70 milyonluk bir satış yapmayı bekliyorum. Bu şekilde takımımızı belki 100 milyon civarında bir satış da yapabiliriz. Beklediğim şeyler arkadaşlar. Sørloth attı. Bir tane lead attı. Çok iyi gidiyoruz abi.
Lig bitti mi bu arada? Ben mi yanaşıyorum? Yok, daha bitmemiş. Son 3 maç hocam. Sıkıntı yok. Kim cezalı durumu düşmüş? Endrick yerine hemen Kenan Yıldız'ımızı alalım. Kalan maçlarda Kenan Yıldız oynasa da olur hocam. Medine'yi de buraya alalım. Zinchenko, Fabian Ruiz. Bunları da şimdi gördüm bu arada. Dikkatimi şimdi çekti. Solot, Kenan, Kenan. Bir tane daha attı. 3-2 kazanıyoruz. Zira FC deplasmanında ve ligi 3 tane maç kaybederek tamamladık. Yok, tamamlamadık. Birazdan bir maçımız kaldı ligde. 100 puanı geçiyoruz. Sörloth 38, Endrick 29 gol. Asist krallığı Sörloth 23, Endrick 14. Bu ikili bizi taşımış diyebiliriz bu sezon için. Şampiyonlar Ligi'nde ise bizim grubumuzdaki olan iki tane takım da şu anda yarı finali aldığını yazdırdı. Yani öyle bir gruptaydık arkadaşlar. İnanılmaz zor bir gruptan. Az daha üçüncü olarak çıkıyorduk. İkinci de çıkabiliyorduk bu arada. Bir galibiyet alsak ikinci çıkacaktık. Çok ciddi bir sürpriz yapıyorduk. Evet, Sabah FK'yı da yendik ve 101 puan ile tamamlıyoruz ligi. Bütçemize 1 milyon daha geldi. Burada da Ulusal Kupa'da bunu tamamlayacağız. Ama önce istatistiklere bir göz atalım. Alexander Sørloth 49 gol 29 asist. Endrick 37 gol 16 asist. Kenan 11 gol 14 asist. En golcü, en verimli 3. oyuncumuzmuş. Fabian 7'ye 5. Timo Werner 6'ya 12 asist. Güzel istatistikler var açıkçası arkadaşlar. Savunma hattımızda da Hinkapi'nin 4 asisti var. Scalvini 2 gol 3 asist. Juninho'da 4 gol 10 asist. Onu Karabağ'dan emekli edeceğim arkadaşlar. Onu satmayacağım hiçbir şekilde, emin olabilirsiniz. Diyorum ve kupayla da yeni sezonu da geçiş yapabiliriz. Bu sezonu da yine 3 kupayla tamamladık galiba. En başta süper kupayla alıyoruz galiba. Evet, Arsenal ve Real Madrid eşleşmiş. Bunların ikisi bizim gruptaydı. Arsenal çıkmış. Fenerbahçe penaltılarda elenmiş. Aga be. Var mı? Yusuf Endesi var. Burada da bizden kimse yok. Avrupa Ligi'nin Leverkusen Şampiyonlar Ligi tabii ki de Real Madrid'in oldu. Şaşırmadık. Evet. Bu sezonda tamamladık sesi. Tam bilemedim. Neyse. Burada bir gün bizim oyuncumuz da bu balonu kapacaktır arkadaşlar. Takısıyım ben, bilemedim ne yapacağımı. Evet, güzel bir sezon oldu bizim için. Toplamda 50 gol attık. En golcü oyuncumuz 50 gol sorulu. Pardon, 50 gol değil. Karabağ'da hala Juninho şu ana kadarki en iyi oyuncumuz. En fazla gol atan oyuncumuz kariyerimizde. Tamam. Çok çok memnunum. Teşekkür ederiz. Anderlecht'ten teklif geldi. Hemen göz atalım kendilerine. 4.4 milyon piyasa değerleri var ve baktığımızda Dolberg, Amuzu var. Ferşaren orada. Sardella. Potansiyelli oyuncularla başlıyor. Oo, yedek takımda hiç kimse yok. Zaten gitmem de. Teklifleri reddetmeden de şöyle bizim Türk takımlarına bir göz atabilir miyiz? Türkiye bayağı düşmüş galiba arkadaşlar. Fenerbahçe'ye baktığımızda ilk 11 hala aynı. Yedeklerde şöyle değişik. Popescu var. Ramulo var. Salazar falan yedekleri yapmışlar. İlk 11'de herhangi bir değişiklik yok. Kadro üyeleri bu şekilde gözüküyor. Galatasaray'a baktığımızda kaleye Verbrugger potansiyelli oyuncu. Güzel kaleyi almışlar. Onun dışında herhangi bir transferleri yok. Yedeklerde de yine yedeklerde ufak tefek değişiklikler var arkadaşlar. Beşiktaş'a da bir göz atalım. Beşiktaş bayağı güç kaybetmiş gibi duruyor. İlk 11'de herhangi bir transfer yok. Yine yedeklerde oyuncular var ama kadrosu bayağı düşmüş. Piyasa değeri 95 milyon euro. Çok düşük. Bayağı düşmüşler. İngiltere'de şöyle sürpriz bir şeyler var mı? Bir Hull City, Hull City görsem aslında gelinebilir buraya. Ama onlar çok düşük şu an burada. Brighton kariyeri yapıyoruz. Doğan Alemdar buraya gelmiş. Sürpriz bir şey yok. Hull City buralarda mı? Evet, Hull City buralarda arkadaşlar. Abdülkadir Ümür hala buralarda. Neyse, biz teklisini reddediyoruz ve Karabağ ile hedefimiz Avrupa'da bir başarı kazanmak olacak. 300 kalık bir teklif. Fran Garcia 13 milyonluk teklif gelmiş. Bunu kabul etmeyi düşünmüyorum şu anda. Şöyle bir tık ilerleyelim. Bu maçı ilerledikten sonra gelecek tekliflere göre yeni sezondaki çizel rotamızı belirleyelim. Güzel bir transfer teklifi daha geldi. İstediğim tekliflere gelmedi bu arada. Evet, Fran Garcia potansiyeli fena değil ama geliştirsek sanki daha iyi olacak. Fran Garcia'nın yerine satsak. Endrick buraya, Sørloth buraya. Sørloth bu sezonda bizde oynar. Vallahi bize bir orta saha yeterli olacak gibi duruyor arkadaşlar. 75-80 transfer listesinden şöyle Gabriel Viega'yı gördüm. Şöyle aşağıda yanımızda Lukaku var. Giovanni Lo Celso. Eduard Bove güzel olabilir bu arada orta sahaya. Daha 26 yaşındaymış. Yakup Kivior var burada. Genç oyunculardan William, Oscar Glu, Antonio Silva, El Canus,
Elkan güzel duruyor. Yani Guerrero'nun potansiyeli var aslında ama satacağım hazır güzel de para gelmişken. Paramız da var. Frank Guerrero'yu satacağım arkadaşlar. Meret'i sattığımda büyük bir ihtimalle artık yerine kimseyi alamayacağım. Pozisyonu kaleci yapsam evet, kimse çıkmadı. Transfer listesinden çıkalım en azından. 13'e mi satılıyordu? 19'a mı satılıyordu Meret? Yani burada tecrübeli kaleciler var. Emiliano Martinez'i alabiliriz aslında. 14 milyonumuz var ama Marki Bulka var. Meret'in değeri kaç? 21 milyon euro. 31 yaşında. 83 mü? Yok, o zaman hiç satmaya gerek yok arkadaşlar. Meret bizimle kalsın. Bizim buradan satabileceğimiz bir Christopher Bach var. Şu anda potansiyeli çok gelişmeyen oyunculardan, evet. Bach'ı satabiliriz. Onun dışında Lind vardı. O ikisini de satabiliriz şu anda arkadaşlar. Lind'in değeri 14 milyon euro. Bence gayet güzel parayı satabiliriz. Lind'i bir satalım. Takımı biraz daha tecrübe katalım ve dolduralım takımı daha iyi oyuncularla. Senden artık ol neyse kalsın, hadi yedekte takasın potansiyeli gelişsin biraz daha. Kimse açıktı, Bach'ı satacaktık. Nerede o Christopher Bach? Ha, satınca oraya geldi, tamam. Christopher Bach'ı da sattık. İki kanadımızı da satmış olduk bu arada. 46 milyon euro bütçemiz oldu. Dediğim gibi bize bir orta saha şu anda çok çok güzel gidecek. 80-85, 22 yaşında Can Uzun, Lamine Yamal ve Zayed Emery var. Şöyle yaptığımızda 22 yaşında, 23 yaşında kimler var? Şöyle bir daha göz atalım. Giovane var. Biz transfer listesinden alacağız galiba arkadaşlar. El Kunisi vardı. Gabriel Viega, 23'lük Yusuf Moukoko var. Ama kanatta oynamıyormuş. Kanatta oynasaymış güzel olmuş. João Pedro, Zaruri, Bakayoko. Kanatta bizim işimize yarar mı? Yarar. O direkt 26 alabiliyoruz mu? Çok iyi abi. Yan Bakayoko'yu aldık Kanada. Fabian Ruiz hemen böyle kenara çekeceğiz. 20 milyonumuz var. Bir orta saha çektik mi bizim bu takım hazır arkadaşlar. Kalemiz değil. Forvet attığımızda bence gayet güzel. Bir MDO şöyle. Fabian Ruiz MO çünkü. 20 milyonumuz var. Şöyle aşağıda indiğimizde Yasin Adli var. Şuten Skip. Palhinha 33 yaşında, biraz yaşlanmış aslında ama direkt alabiliyoruz mu 17'ye? 17'ye vermeyeceklerdir gerçi. Evet, gelmedi. Şöyle biraz aşağı inelim arkadaşlar. Cristante, Sofyan Amrabat var ama o işimize yaramayacak. Buradan sonrası bizi kesmez. Ben 33 yaşındaki Palhinha'ya 19.3 versem gelecektir tahminimce. Geldi. Tecrübeli oyuncu Palhinha da buraya geliyor. Bayern Münih'ten transferimiz Palhinha ve Fabian Ruiz. Bakayoko'yu buraya çektik. Werner bu sezonda bizi idare edecektir orada. Takım yaşı ortalamamız 26'ya çıktı ama kalori değerimiz 370 milyon euro olmuş. İnanılmaz bir kalori değerimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle yedeklerimizi de ayarlayalım. Rivazilo'muz gelişiyor. Bu sezon ilk 11'e artık girecek arkadaşlar. Şöyle Headlund'un yerine alalım. Yedeklerimizde yani rezervlerde de gayet iyi oyuncularımız var. Güzel, hazırız. Yeni sezona Real Sociedad'da oynayacağız. Arkasından Şampiyonlar Ligi mücadelemiz başlayacak. Real Sociedad'ı yenebilir miyiz acaba? Oyarzabal, 2-1 kaybettik. İşte olur öyle Real Sociedad. Hazırlık maçı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Shamrock Rovers'da eşleşiyoruz. Aslında sürprizle elenip Avrupa'ya düşsek çok çok güzel olur ama bu takım artık düşmez arkadaşlar. İnanılmaz bir takım kurduk. Beklediğimiz teklifler gelmedi. Bu biraz canımız sıktı ama yine de belirli oyuncu gençlerimiz oyuncuları satıp güzel işler yaptık. Riga FC ile oynayacağız. Yine rahat bir takım geldi. Sörloth attı bir tane. Şampiyonlar yine rahatla kalacağımızı düşünüyorum. Yani sürpriz bir takım gelmezse, bir son turda gelirse geliyor zaten arkadaşlar. Onun dışında zorlu takımlar gelmiyor biliyorsunuz. İlk turlarda. Kim gelmiş? Şampiyonlar yine Puyunik gelmiş. Puyunik Ermenistan takımı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Kapaz'ı yeniyoruz ve 3-0'la ligde açılışımızı yapıyoruz bu şekilde. Puyunik'e birazdan bakacağım. Tamam oğlum, sakin ol. Evet, Ermenistan takımıymış kendisi. Timo Werner'imiz yok. Buraya bir Rivazilo'muzu artık bence deneyebiliriz buralarda arkadaşlar. Zinchenko kaç yaşında? 31. İyi, güzel. Bunlar daha rahatla takılırlar. Savunma hattımız çok güzel. Savunma hattından çok çok memnunum. Güzel. Endrick, Scalvini, Cabore, Sörloth, Fermin. 5-0 rahatla geçiyoruz.
Aras BFK'ya da inelim. Endrik. Sorlot, Fermi, Kenan 7-0. Rahat bir galibiyette aldık. Oyuncularımız bu şekilde sakatlıklardan dönenler kalsın. Bu şekilde devam edebilir miyiz? Edebiliriz hocam. Rivazillo, Werner bir maçta takasın orada. Şu Puyun'u bir rahatla eleyelim. 1-0. Rahat hocam. Güzel. Ve Young Boys gelmiş son turda arkadaşlar. Young Boys da çok rahat bir şekilde eleyebileceğini düşünüyorum. Yani Young Boys 3 yıldızlı bir takımdır. Maksimum 3.5 olmuşlardır ama 3.5 bile olmadıklarını düşünüyorum. 3 yıldızlı bir takımdır. 4-2-5-2. Çok iyi. Inkap yerine. Sen gel. Endrick yerine de. Kenan gelsin buraya. Timo Werner'i tekrardan çekelim. Young Boys 3.5 takımlarmış. 3.5 yıldızlı takımlar. Bence eleyebiliriz. Deplasmanda hücumda oynamamız hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır. Fabian Ruiz, Kenan Yıldız 2-0 rahat. İç sahada da en az 3 farklı bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Kenan attı. 1-0 kazanıyoruz. Güzel. Ligde hedefimiz bütün 36 maçın 36'sı da kazanmak olacak bu sezon. Bakın neler olacak göreceğiz. Sorlot Scalvini 2-1 kazanıyoruz ve adımızı tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne yazdırıyoruz. 5 sezonun 5'inde de Şampiyonlar Ligi'ndeydik galiba. Bir ilk sezonu hatırlayamadım. İlk sezon belki Avrupa Ligi'ne düşmüş olabiliriz. Inter. Bakalım biz hangi grubu düşeceğiz? Real City grubu. Real City grubu geliyor arkadaşlar. Bunu yazdım bir kenara. Roma, Arsenal ve Dortmund geldi. Yine çok zorlu bir grup ama biz 3. torbadan katılıyoruz bu sefer. Son torbadan kim gelecek? AYK geldi. Güzel. Avrupa liginlerine gitme şansımız var artık arkadaşlar. AYK geldi en azından grubumuzda yenebileceğimiz bir takım da 81'lik Levi Garcia kim oğlum mu? Yine fena olmayan bir takımları var. Ama bence eleyebiliriz bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Dortmund'a bir göz attığımızda 83-83-83. Dortmund'dan da biz bir 3 puan alıp da gruplardan çıkarsak şaşırmam ama Arsenal'da da 2 maçta rahatla kaybederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi gruplarımızda gördüğümüze göre bu bölümde burada sonuna geliyoruz. Solot yine bomba gibi başlamış. 15 maç 19 gol katkısı. Endrick 15 gol katkısıyla da devam ediyor arkadaşlar. Kadroda bütün her şeyimiz hazır. Bir sonraki bölümde sezonu tamamlarız. Ben bu sene 3. olup Avrupa'ya gidip Avrupa'da bir kupa kaldırabileceğimize bu kadar çok ilk defa inanıyorum. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.